Farklı konuların konuşulduğu Kadınca programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ilişki koçu ve yazar Adil Yıldırım. Hoş geldiniz Adil Bey. hoş bulduk. Şimdi burada sorularımız var. Sizden gelen soruları kasemizin içine koyduk. Tombalı gibi çekeceğiz. Ama önce şöyle bir e, genel bir konuşalım. Feminizme nasıl bakıyorsunuz? Feminizmi nasıl tanımlıyorsunuz? Çok damardan girdiniz. Evet, damardan Ondan. girdim. Öyle vermişler. Bilmiyorum bizim editörler merak etmişler herhalde. E, Amerika'lı ünlü aktivist, aynı zamanda feminist yazar Glorna Steinem hı hı. bu konuda bence en doğru tanımlamayı yapmış. Kadın ve erkek eşitliğini ve aynı zamanda ikisinin insani değerini ortaya koyan bir akımdır diyor. Hı hı. Bunun daha ötesi yok. Daha ötesi söylenebilecek bir şey yok. Çok net söylemiş ve gerçekten bunu benimsemek lazım. Bunu benimsemek lazım ama Yaşadığımız e, çağda olmamıza rağmen, sadece Türkiye için demiyorum. Hala kadın erkekte e, maaşlarda kazanımlarda bile eşitsizlik var. Bunun aşılması da galiba 136 sene falan alacakmış. Bu hızla giderse. Ne düşünüyorsunuz daha hızlı olur bu konuda? bence. Daha hızlı olur bence. Mu diyorsunuz? Daha hızlı olur. Yani 136 sene imkansız ama mesela önümüzde Ben en son öyle bir şey okudum hani maaş şeyleri var ya dengesizlikler evet. 136 yıl diyorlar bu bence rızın. 20 veya 30 yılda bile her şey değişecek. Değişecek değil mi? Aslında Çünkü kadınların ile. yaratıcılığı çok daha fazla iş hayatına katkı yapıyor Hı -hı. şu anda. Kesinlikle doğru aslında daha hızlı gelişebilir. Ben dün okudum bana da garip geldi. Yok. Biz hiçbirimiz görmeyecek 136 miyiz yani? 136 seneye yani başka <laughs> gezegenlere gideriz ya. Hayır bir de biz görmeyecek miyiz yani? <laughs> biz bizi de görelim en azından diye düşünüyorum. Peki toplumumuzdaki dişilik algısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dişiliği yanlış mı kullanıyoruz biz? Evet. Hı -hı. Nasıl Kesinlikle yanlış öyle. kullanıyoruz? Çünkü dişilik ya çok abartılıyor Hı -hı. ya da böyle aman biraz dişi enerjide olursam acaba yanlış yapmış olur muyum ya da basit görünür müyüm gibi Hı -hı. garip bir algı var. Hı -hı. Yani iki ucunu da tam tutturamıyoruz. Ya ayıp bulunuyor evet. ya da Ya da böyle aşırı abartılıyor. basit görünüyor. Ya da aşırı abartılıyor. Hı -hı. Şimdi dişilik aslında giyim tarzıyla ilgili bir şey değil. değil. Bakışlar, beden dili, kendine güven, özgüvenli bir kadın zaten olduğu gibi dişidir. Kesinlikle. Ve tepkilerini erkeksi göstermemek, bunun bir altını çizelim. Nasıl bir mesela? tepki veriyorsan bunu erkek gibi veriyorsan zaten dişi değilsin. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dediğin Gidi. zaman. Ne diyorsun sen? Ya da kanka. Şimdi kanka diyen bir kadın dişi değildir. Bro. <laughs> Bro diyen bir kadın dişi değildir. Ya şimdi böyle bir e, günümüzde biraz böyle hani harbi kadın olmak e, bununla karıştırılıyor ya. Harbi yani. tabiri dişi değildir. Hı hı. Değil değil mi? Değildir. Dişil enerjiden çok bahsediyorlar. İşte dişil enerjinizi yükseltin, yükseltin. Bana bir e, fizik tedavi seansında fizik tedavimi yapan e, hekim arkadaşımız şey dedi işte ee, ben böyle biri şişeyi açamaz mesela ben gider açarım işte bir şey ben de mesela hiç açamam ben hep başkasını açtırırım hakikaten açamıyorum ama Bununla erkeklerin bayıldığı kadın tipi öyle mi ben ama bilerek <laughs> yapmıyorum yani yanındaki herkes daha da, güzel işte, da bilerek yapmıyorsunuz yani taktik icabı değil samimi Hı -hı. olarak işte erkekler çok güçlü hisseder sizin yanınızda öyle mi şişeleri öyle. açmıyorsunuz benden <laughs> size hep yanınızdakini açtırıyorsunuz peki evet. kadınlardaki erilliğin sebebi ne niye böyle oldu çünkü feminizm en başta sorduğunuz Hı -hı. soruyla alakalı algısı yanlış anlaşıldı. Hı -hı. Erkeksilik olarak algılandı, Doğru. kavgacılık olarak algılandı. İşte döverim abi seni falan. Hı -hı. Oysa kadının dişiliği, dişi enerjisi böyle erkeksi davranışları içermiyor. Hı -hı. Maskülenlik değil. Doğru. Mesela bugün ben feministim diyen birçok kadın aslında bakıyoruz maskülen. Erkek Hı -hı. gibi yani davranışları. Oysa Doğru. feminizm dişi dişilik akımı. Hı -hı. Dişi enerjinin akımı. Yine güçlü olabilirsin. İlla erkekse olmana Eşit gerek yok. Eşitlemek aslında. Evet. İlla erkekse olmana gerek yok. Erkek enerjisi çünkü gerçekten kimi zaman bizim enerjimiz biraz kaba. Evet. Oraya girmene gerek yok. Evet. Yine güzel bir şekilde gülümseyerek ama sert konuşabilirsin. Evet. Yani Doğru. illa o harbi olmak, işte Her kanka olmak, abi yok. ne yapıyorsun sen falan bunlar dişi değil. <laughs> dişi değil. Dişi değil. Peki ilişkilerdeki rolleri nasıl dengeleyeceğiz? Genelde böyle etrafımdaki kız arkadaşlarımın hep şunu duyuyor. İşte ben çok vericiyim de, çok şefkatliyim de işte karşı evet. karşı tarafı sıkıyorum gibi şeyler. Kadınlar, erkekler birbirini bulamaz. Bir çağda yaşıyoruz şu an. Siz ne düşünüyorsunuz bu rollerden? Bizim ülkemizde çok fazla anaç sevgi var. Genelde... Yengeç kadınları böyledir. Yengeç burçlarına hmm. buradan seslenelim. Anaçtır onlar. Her şeyi yaparım falan. Sonra beklentiye girer. Adam onu yapmaz. Bu sefer aya kırıklığı yaşar. E alışmış oluyor karşı E tabii ki. Bir de en baştan ilk 6 ay öyle her şeyi yapmak büyük hata. Hmm. İlk 6 ay bir tanıma sürecidir yani. Hı -hı. Erkek zaten 6 ay sonra der ki abi ilişkin varmışlar Yeni anlar yani. 6. <laughs> ayda anlar yani. İşte bizim kadınlarda şöyle bir şey oluyor bence. Ben ona ne kadar böyle ilgi gösterirsem bana evet. o kadar bağlanır. Abi, evet doğru sen... değil. Değil. Doğru değil. Erkekler hmm. biraz peşinden koşmayı sever. Hmm. Her erkek öyledir yani. Biraz peşinden koşacak, biraz uğraşacak. Biraz diyecek ki abi kız zor bir kız diyecek. İlk baştan bütün ilgi alakayı göstermek bir kadın için yanlış bir strateji. Hep söylüyorum bunu. YouTube kanalımda da söylüyorum. İlk çok 6 yanlış. ay şöyle bir İlk 6 ay bir tanıma. Bir ama satma. <laughs> ama çok kadının e, sabırsızlığı var. Yani hemen birini bulayım, evleneyim. Bak bu çok var. İlk iki ayda evlenmiyorsa ben ayrılayım falan. Evlilik baskısı i̇ki ay mı? var. mı? ama iddialıyım işte Ben bir hafta sonra evlilik planlayan kadın biliyorum. Adamla tanıştık evlenir mi diyor. Bir haftadır tabii. Çok mutsuz diyor. olacak o zaman. Yani işte, ya yani, yani mutsuz olmayacak. Mahkum o zaman. baskı var annesi mesela soruyor ne zaman evleneceksin. Kız da biri evet. arıyor. Yani bu toplumumuzun bir gerçeği ama. O da çok büyük bir sıkıntı. Biz de ne zaman evleneceksin? Evlenince ne zaman boşanacaksın? Sürekli şeyler. Ben artık evet. soruları geçiyorum çünkü heyecanlandım. İlk soruyu ben çektim. Ali Bey. Bismillah. Çekingen bir erkek nasıl adım atar? Çekingen erkek yoktur. Var. Var mı? Bence çok var yok. <laughs> çok var, çok var. Öyle çok. mi? Var nasıl var, adım hala. atıyorlar? Atmıyor. Bu temiz kalpli arkadaşlarımızdan hala doğada bulunuyor yani. Bulunuyor ama nesiller tükenmedi. Yok yok, var var. Yani %10'udur erkekler arasında ama bugün çünkü çoğunluk bizde ya yani alfa da az ama daha çok sırtlan var böyle sürekli ha. yürüyen arkadaşlar çok var. Evet. Ama çekingen de senin adım atman gerekir. Ya mesela şöyle bir adım olabilir. Hı hmm. hı. Hmm. Bir kahve içeceğim bana eşlik etmek ister misin? Hı -hı. Çok basit bir adım. Çok basit. İki evet. insan kahve içebilir Yürüyüşe yani. Yürüyüşe gideceğim sabah. Yürüyüşe gidelim. gel birlikte Sahale yürüyelim. Sahile gideceğim. E şimdi o adam zaten onun sinyali bekliyor. Peki bu adam niye çekingen? Hı -hı. İşte orada konuk kesinlikle annesidir. Annesi dominant bir annesi vardır onun baskıcı. Aa. Dolayısıyla onu yönlendiriyordur. Mesela ne zaman tuvalete gideceğini bile annesi söyleyen adamlar var. E, o yüzden özgüveni de eksik oluyor tabii, e, tabii ki. Tabii öyle yetişmiş. Adam öyle mi? yetişmiş, öyle doğmuş, öyle büyümüş. Bizde anneler genelde ödü. biraz öyle. Sadece bizde mi böyle? Peki genelde yani Avrupa'da, Amerika'da da böyle anneler var mı? Şimdi ben e, İtalya'da yaşadım 10 sene. Hı -hı. Orayla ilgili konuşabilirim. Orada insanlar çok bireysel. Ya annesi Hı -hı. babası kimsenin hiçbir şey karışamaz orada. Hı -hı. İnsanlar kendi başına bireysellik var orada. Hı -hı. Türkiye'de o yok. Herkes karışıyor. Hala bile karışıyor. Hı -hı. Teyze karışıyor. Komşuya gidiyorsun mesela diyor ki neden evlenmedin kızım diyor. Komşu. Kesin doğru. Ya bu, İtalya'da buna gülerler mesela. Komik en kişi. çok da kızlara karışıyorlar zaten. O kadar çok. erkeklere karışmıyorlar. Çok. Çekingen erkek. Bu... Adım atacaksın. Evet ama bu seyircimiz yanlış da anlamış olmasın. Yani ilgi de duymuyor olabilir size o dengeyi. Bir adım da anlarsınız. <laughs> bir, adım bir adım da kahve ha, ah, tamam bakarız derse ilgilenmiyordur. O zaman hiç çok gerek yok. Çok basit yani hemen Sıra anlarsınız. Sırası Hemen bir soru alalım. Peki şöyle bir Hı. çekiyorum. Neden her ilgi gösteren erkekten hoşlanıyorum? Sevgi açlığı. Niye öyle? Sevgi açlığı. Bunu var öyle, var çok. öyle kızlar. Çok. <laughs> Biliyorum. Baba travması. Öyle mi? Baba travması. Hmm. Türkiye'deki kadınların yüzde 85'inde var bence. Nasıl peki? Ben baba 15 travması? bin kadınla Hı -hı. seans yaptım 13 Hı -hı. senedir. 15 bin kadınla birebir çalıştım. ya Yani yüzde 85, bendeki data ciddi bir data. Yüzde 85 baba travması var. Baba Babadan sevgi alamamış. Ha ilgi alamamış, baba hiçbir zaman varlığını hissettirmemiş Hı -hı. ya da işte böyle kızım ne yaptın bu kadar Hı -hı. E, kadın duygusal bir varlık o sevgiyi istiyor ve dolayısıyla en ufak mesela Instagram'dan ya sana aşık oldum evlenelim mi diyen adamın aşık oldum düşünüyor Hı -hı. oysa o adam o gün onu 10 bin kişiye yazmış zaten Doğru. adam sırtlan herkese yazıyor yani Doğru. adam yanlışlıkla bakkala yürüyor falan <laughs> adam herkese yazıyor kız diyor ki aa bana aşık galiba diyor ya bu kadar naif bu kadar saf sevgiye aç bu açlıkla yaşayan kadınlar Peki, var. Peki nasıl ayırt edecekler aradaki şeyi? E çünkü bir adam görüşmeye gelir, emek verir, cinsellik muhabbeti yapmaz. Hı hı. Gerçekten duygusu varsa. Ne kadar şekilde... süre yapmaz? Bu arada erkeklerin %90'ı elendi şimdi. Cinsellik muhabbeti aynen, yapmaz %10 deyince. Evet, kaldı. Peki <laughs> cinsellik muhabbeti yapmaz ne kadar süre yapmaz? Ya ilk 3-4 ay zaten cinsellik muhabbeti yapmıyorsa hı. duygusu vardır bu adamın. Hı. Ya çok bir erkek için uzun bir süre 3 ay. 3 ay uzun üç, bir süre. 3-4 ay. Ya mesela benim kuzenim sırtlan <laughs> Profesyonel yani. Lisansı var. Adam diyor ki 3 hafta cinsel yoksa ben yokum diyor. 3 hafta. Kıza direkt söylüyor. Ha o da çok iddialı Çok nettir yani o. Ke kesinlikle sırtlan olarak dolaşıyor. Peki erkeklerden sırtlan diye bahsediyoruz. Kadınlarda sırtlan yok mu? Erkeklerden sırtlan olarak bahsediyoruz. Hayır ya yani bir grubun Bir grup öyle. Bir grup evet. alfa. Peki bir grup kadınlarda ciddi. yok mu? Bir grup gayet mert adamlar var efendim. Peki kadınlarda sırtlan yok mu? Olmaz mı? İşte onlara da biz onlara, onlara biz sinsirella diyoruz. Hı hı. Sinsirella. O Sinsirella'da. Mesela vardı en o. yakın arkadaşının erkek arkadaşını çalan. Evet. Kocasına yürüyen. Evet. Bunlar Sinsirella. Tanıyorsunuzdur, vardır. Öyle erkekler Mesela onu da soracağım. Mesela benim bir kız arkadaşım uzun yıllar bir birlikteliği oldu. Evet. Ee, erkek arkadaşı hep sahibi olan kadın seçmiş. Hı. Neden? Macera mı istiyor? Şimdi bir erkek evli kadınlardan mı bahsediyoruz? Evli kadın olabilir, ilişkisi olan olabilir, nişanlı olabilir. Hep birini birinden ayırıp öyle çıkmış. O Hı. adam narsist Hmm. Önemli olan benim duygusunu kendine ispatlamaya çalışıyor hı hı. O adamı bırak benimle ol Bak ben ondan daha yakışıklıyım Tercih edinmek istiyor yani Evet ha. muhtemelen annesi onu hiç sevmemiştir hmm. O adamın anne travması vardır Bakın çok ilginç bir bilgi vereyim Erkeklerde de anne travması çok önemli Kızlarda evet. baba travması evet, Dünya tarihindeki seri katillerin hepsinde anne travması, anne var. travması var Hepsinde evet. Hiçbir istisna yok Dolayısıyla bir anne bir oğlanı büyütürken oğlunu ne kadar önemli sorumluluk. Çok. Ya da bir baba kızını büyütürken ne kadar büyük. Çok. Buradan da şuraya varayım mı? Hı -hı. Çocuk yaparken biraz düşünsün insanlar ya. Yani. Ben çok radikal bir yani şey söylüyorum. Çocuk yapmak bir iş yani bir iş. Ya ben bir süredir bunu çok söylüyorum ama bilmiyorum yanlış anlaşılır mıyım. Ya bence ehliyete tabi olmalı. Gelecekte de olacak bence. Çünkü ee, iki insan çocuk yapıyorum, bir yapmamalı. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü böyle bir şey olamaz. Yani öyle çocuklar yetiştiriyorlar ki ya da öyle insanlar yetiştiriyorlar ki bunun bir yani niye... Trafiğe çıkan ehliyet Bakın, veriyoruz da. Şimdi sizin söylediğiniz ek olarak söyleyeyim. Bir kez daha söyleyeyim anlaşılsın hı hı. yani. Dünya tarihindeki bütün seri katillerin daha anne travması var. Nokta. Hı hı. Doğru iki insan biz evet. e, seks yapabiliyoruz diye çocuk yapmamalılar diye düşünüyorum. 10 bin kere düşünülmesi gerekiyor. Evet güzel Hemen bir özet bir, oldu. Evet soru seçtim. Doğru insan kimdir? Hayatımızdaki insanın bizim için doğru olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Uyum. Erkekte uyum, kadında ilgi. Hmm. Kadınların %90'ı ilgiye bakar, ilgi gösteren adam doğru hmm. adamdır. %90'ı, %10'u bakmaz. Hmm. Erkeklerde de uyuma bakarız biz. Yani deriz ki, ya benimle uyumlu kadın hangisi? Bana uyum gösteren. Bir hmm. erkek mesela evlilik yoluna girdiğinde arkadaşlarımdan şöyle duyarım. Abi kız bana uyumlu. Bak, uyum nedeniyle evlilik düşünür. Ha. Uyum ne demek? Onunla birlikte güzel vakit geçiriyor mu? Anı toplayabiliyor mu? Mesela hmm. tatile gittiler. O tatilde kavga ediliyorsa Tabii uyum ki. yok. Tabii Huzur ki. yok. Mesela adam evden şey işten eve gelmiş çok yorgun işte dır 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 dır, dır 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 benimle uyumlu değiller yani. Hmm, erkek anladım. kendisini yormayan kadın ister. Uyumlu kadın ister ve istediğin erkeğe sor. Ama ilk altı ay biraz yo yo yoracaklar değil mi ilk altı ay? İlk altı ay. Şimdi o şöyle biraz koşturmak <laughs> bak koşturmak. Hmm. Yormak başka bir şey. Yormak şu. Adam mesela çok stresli daha fazla kavga çıkartıyorsun. Hmm. Adam çok yorgun şu konuyu illa konuşacağız diye ısrar hmm. ediyorsun. Mesela bir kavga esnasında erkek şunu söyler. Ya bunu yarın konuşsak Bak evet, erkek cümlesi. Yarın ama bazı Şu kadınlar vardır demişler. gece kapısına gider. Evet. Hayır şimdi konuşacağız diye sabaha kadar sabredemez. Çünkü kadın duygusaldır, her şeyin çabuk çözülmesini ister. Netlik ister. Erkek der ki biraz zamana bırak ya yarın çözeriz der. Peki kavga etmekten hoşlanan çiftler? Var evet, çok var. Çiftler de tanıyorum. Çok var. Bundan beslenen çiftler o var. O çiftlerin hepsinin büyüdüğü evde anne baba kavgalıdır. Öyle mi? Tabii. Hmm. İnsan nerede büyüdüyse ona alışmıştır. Doğru kesinlikle. Bu soru bakılmış. Mesela soru şununla dersin. ilgili bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Çok huzurlu bir evde büyümüş birisi. Hı -hı. Kendisiyle en ufak tartışma yaşayan biriyle ilişki yaşayamazlar. Alışkın değil. Hı hı. Çünkü anne babası hep huzurla büyütmüş onu der ki bu ne ya kavga ediyoruz biz ben, ben de sevmem Ben hiç sevmem kavga mesela ben, ama bizim çünkü, evde yok ama işte büyüdüğünüz ortam bu Evet hiç sevmem kavga tartışmaya da gelemem Peki, sevgilimle dini görüşümüz uymuyor. Ben inançsızım, oysa çok inançlı. Ne yapmam yani? Kesinlikle anlaşamazlar. Anlaşamazlar değil Bak mi? çok net konuşuyorum. Dikkat ederseniz Hı -hı. lafı hiç uzatmıyorum. Hı -hı. Onun için bana hap bilgi diyorlar. Yani direkt bilgiyi veriyorum ben. Hiç uğraşmasınlar, değil değil mümkün mi? Mümkün değil, imkansız. Hele iki uzun yıllar Benim geçirmek. İtalya'da mükemmel bir ilişkim vardı. Hı -hı. Kız arkadaşım katolikti. Napoliliydi. Koyu muydu? Katolik. Hı hı. Daha ne olsun? Tabii. Üstü yok. Hı hı. Mükemmel bir ilişkimiz vardı. Kadın Sofia Loren gibi bırakır mıyım? Hı hı. Bırakmam, aşıktım yani. Din konusunda anlaşamadık, inançlarda ayrıldık. Hı. Ve net konuştuk yani. Çünkü dedik ki bu büyük bir olaya gidecek. Benim mesela farklı inançtan olmam onu rahatsız ediyordu. Ha. O zaman Şimdi... baştan niye çıkmış? İşte o ortaya çıkınca güzel bir ilişkiyi bitirdik. Düz hmm. Doğru cevap buydu, doğru karar. O yüzden hiç uzatıp vakit kaybetmeye de gerek yok. Bir erkeği trip atmaktan nasıl nasıl uzaklaştırabilirim? Direkt uzaklaşması gerekiyor bu kişinin. Trip atan erkek mi olur ya? Var. Bir erkeği trip atmaktan nasıl uzaklaştırabilirim? Siz uzak kalmışsınız piyasadan. Ama Çok trip... trip erkekler var ya. Ay Yok hiç ben hiç hoşlandığım bir şey değil. Ben de trip atmam çünkü sevmem yani. Açık konuşmayı severim. Yengeç erkeği trip, trip atar. Trip atmaktan kastımız ne? Balık erkeği trip atar. Ve Merkür aşkımı yengeç hiç trip atmıyor. Yükseleni ne? Aslan. Ha, tamam. Ha, anladım. Tamam. Ya genelde duygusaldır balıktır bu adamlar. Yani bir küser. Küser bazı Ay, adamlar ya. Ne kadar tiksindiğim bir şey yok Ama benim. Ama bazı adamlar zaten. küser. Var böyle çok karşıma çıkıyor bu vakalar. Boşanma Bitsin sebebidir. O zaman köşede ağlasın. <laughs> Bazı çiftler bu sebeple boşanıyor. Adam Küsmeden küsü için. mi? Of. Peki ne Bu iletişime mı? kapatmak, bunun tek bir yöntemi var terapi, psikolog yardımı. Hmm. Çünkü bu kendimi iletişime kapatıyorum. Demek ki iletişim kuramıyorum. Hmm. Ya da iletişim kurduğumda senin beni anlayacağını düşünmüyorum. Çift terapisine gidecekler. çift terapisi. Ben. Çift terapisi. Eşim eve geldiğinde telefonla çok sık zaman geçiriyor çok büyük problem. Ben tavır yapınca kavga ediyoruz. Çok ne yapmalıyım? Problem, çok evet, değil mi? Ne olacak? Bak çok büyük problem. Bu adamın bu davranışının iki sebebi olabilir. Bir gerçekten birilerine yürüyordur. Evet. Ya da bazılarında bağımlılık var. Oyun bağımlılığı. Hmm. Oyun oynuyorlar bütün gün öyle adamlarla okay, ilgili okay, bir. Falan. Yok işte şey Her internette şey. Bir takım ha, oyunlar var bir ya tamam. bilmiyorum isimlerini Aha. de. Ya da cezalandırmadır. Yani ben bir şeyler yapıp gözüküp aslında seninle iletişimi kesiyorum. Senle konuşmamak için başka şeylerle ilgileniyorum gibi. Şimdi bunun bütün altyapısı sadece terapiyle ortaya çıkar. Hı -hı. Yani adamın belki anlatmadığı problemler var. Onu psikoloğa itiraf etmesi lazım. Hı -hı. Yine bir çift terapisi konusu bak. Hı -hı. Zaten kadın ne demiş? Kavga ediyoruz ve benden daha çok uzaklaşıyor. Çünkü buradaki çözüm yöntemi i̇letişim kavga yok. değil. Evet, iletişim kuramıyorlar. Gel hayatım birlikte bir terapiste gidelim diyecek. Bizim ülkemizde terapiste gitmiyorlar. Neden bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Peki şeyi hemen kapatmadan önce de onu sorayım. Şimdi e, ilişki terapisi, çift terapisi olgusu artık Türkiye'de yavaş yavaş oturmaya başladı mı? Daha çok başlardayız. 5-10 sene önce hiçbir şey yoktu çünkü. Evet o daha çok başlardayız. Hı -hı. Daha çok başlardayız. Bana mesela gelen bugüne kadar 13 yıldır gelen seanslarda %95'i kadın. Erkekler hala gelmiyor. Gelmiyorlar. Erkekler gelmiyor genelde. Ya yani Ben biliyorum abi ya ne öğreneceğim falan diyor birçok erkek. Kadınlar daha emektar biliyor musun? Ya çözmek Kesin istiyor. çözmek istiyor. Ya toparlar mıyız? Boşanmasak, kurtarsak falan. Erkekler bir de küsüyorlarmış. Onu da çok bozuldu. Ben hiç küsü görmemiştim. Adil Yıldırım'a sizin sorularını sormaya devam edeceğim. Ama en önce bu son çıkan kitaptan bahsedeyim. Farkındalık Okyanusu. Bu dördüncü kitap mı? E, toplam dokuz kitabım toplam var. Toplam dokuz kitap var. Bana e. niye dört tane <laughs> <laughs> Çünkü elimde yoktu, Elim... diğerleri, baskıları güzel, bitti. Tamam, olmasın, biz bulur alırız. Farkındalık okyanusu son çıkan, evet, değil Aralık'ta mi? Evet, Aralık'ta çıktı. Tamamdır, en çok hangisi sevildi? Bak sosyal medya aşkları. Çok fena, ya şimdi genelde bu kitapların okurları gerçekten fanatik. Hı -hı. Okur kitlemi çok seviyorum, imza Hı -hı. günlerim çok keyifli geçiyor. Ben yazarak başladım. Hı -hı. Ya benim asıl adayım yazarlık aslında. Hem roman yazıyorum, hem ilişkiler üzerine yazıyorum. 50 maddede ilişkiler kitabım mesela. Yüz binlerce sattım. Çok binlerce insana ulaştı. Sattı. Yurt dışında da, Azerbaycan'da da. Şahane. Vardı. Peki Adile Sor var bir de. Aplikasyon Bizim uygulamamız mi? var. Aha. Telefona indirip bana soru gönderiyorlar. Her gün, evet. her an. Yaklaşık 3,5 milyon üyemiz var. 3,5 milyon. Sevgilim bana küstü falan gibi şeyler. Her var. konu. İnanılmaz. Her konu, olabilecek her konuda bana soru gönderiyorlar. Oradan yanıtlıyorum uygulamadan. Tamam Adile Sor'a şimdi bu kadıncadan devam ediyoruz. Bir soru daha geliyor. Uzak ilişkide beni sevip sevmediğini nasıl anlarım farklı ülkelerdeyiz Şimdi başka ülkede ilişki gerçekten zor. Zor. Ama Şehirdim kamerayla o. görüşmeyi yoğun istiyorsa, hı hı. E, atlayıp geliyorsa, sürpriz ziyaret yapıyorsa, hı. hiçbir şey söylemeden atlayıp geliyorsa kesinlikle sevgi var. Kesinlikle sevgi var. Yüzde yüz. Bir de sürekli görüntülü konuşmaya çalışıyor. Tabii tabii. çünkü mi? bir erkeğin sevgisini gösteren Özge Hanım görmek. Görme hissi. Görme ister. Doğru. Şöyle bir e, birkaç soru daha soruyorum. Benimleyken iki yıllık ilişkisi olduğunu öğrendim. Haberim olduğunu bilmiyor, ne yapmalıyım? Hala devam ediyor. Evet, haberim olduğunu bilmiyor derken ben de okurken kendim şaşırdım. Devam ediyorsa bir gariplik ee, var. size cevap veremiyoruz. Hemen ayrılmanız gerekiyor. Bu da yani. bir cevap aslında vermiş olduk. Evet, vermiş olduk. Hala evet. devam ediyorsa dedi. Evet. Bir umut. Şöyle. Bir umut var orada. Eşim benimle vakit geçirdiğinden daha çok arkadaşlarıyla vakit geçiriyor hocam, öneriniz nedir? Şimdi arkadaşlarına çok bağlı adamlar var. Hı -hı. Ama bu adamın ha. yapısı böyledir. Bu adamın aldatacağı ya da bir şey yapacağı anlamına gelmez. Bazı adamlar arkadaşlarıyla maça gitmeyi gitti. sever, arada bir dolaşmayı sever. Ama burada önemli bir şey var. Eşine de vakit ayıracak. Bak Hı -hı. eşine de vakit ayıracak. Sırf arkadaşları değil. Bunu nasıl anlatacağız? Çift terapisi. Deng hayır, hayır, dengeli olacak bu. Hı -hı. Şimdi bir adam mesela evlenmeden önce, bu biraz derin bir konu. Hı -hı. Ben arkadaşlarımla vakit geçiririm, bunu bilerek evlen diyorsa, Hı -hı. bak adam bunu söylemesi zaten. Zaten şikayet edecek bir şey yok. Hayır. Adam bunu söylemiş zaten. Çünkü hmm. gerçekten mesela yay erkeği. Hmm. Yay erkeğinin olayı arkadaşlarıdır. Abi. Akşamları çıksın, sohbet etsin. Hani böyle bir çapkınlık. Kötü bir niyet değil ya aslında. çapkınlık anlamına gelmiyor illa. Bazı insan arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sever. Peki kocasına onunla da vakit geçirmesi gerektiğini nasıl anlatacak bu kadın? Bir kere kocası gerçekten seviyorsa hmm. eşini bir her hafta bir yemeğe çıkartır. Ya ona da bir vakit. Birlikte verir. hafta sonları bir şeyler yapar. Ama hafta içi akşamları da arkadaşlarıyla eğer eğleniyorsa ona da müdahale etmemek lazım. Müdahale. Adamın yapısı bu. Yani hiç kimse bizim tam istediğimiz gibi olamaz. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Öyle Ortak şey yok. payda da buluşmak Ortak gerekiyor. Payda, evet. O zaman bu soruyla final yapıyorum. Bir insanın sevdiğini nasıl anlarız? <laughs> Erkeğin sevgisi, görme isteği, konuşma isteği hiç Hı -hı. beklenmedik anlarda gelip işte hani vardır ya Türk filmlerinde Hı -hı. aşağıdan zile basıp in aşağı gel Hı -hı. seni görmek istiyorum İş demesi, işte gelmeler falan. Yani görme isteği. Hı -hı. Ama mesela bana çok güzel mesajlar atıyor da görüşmeye hiç gelmiyor diyenler oluyor bana. Hı -hı. E, sevmiyor seni. O mesajların içeriği nedir acaba? Sevmiyor senden ziyade başka birini görüyor olabilir o esnada ya, zaten. Bir de yani sadece mesajlaşmalarda cinsellik yazan adamlar var. Hmm, e kız da buna izin veriyor. Seviyor zannediyor. Burada bir şey söyleyeyim mi? Önemli bir şey. Sevgiyle arzu arasında çok fark var. Bakın. Var. Evet. Birçok erkek arzuluyor ama seviyorum diyor. Hayır hmm. arzuluyor. Belki kendi bile farkında değil. Aslında değil. Dediğini. Aradaki farkı bilmiyor adam. O zaman bir erkeğin sevdiğini nasıl anlıyoruz? Görme, Görme isteği. Özlemesi. Onsuz olamaması Hı -hı. mesela bir hafta görüşemediler değil mi adam kudurur ya Hı -hı. gider görüşmeye gider hayır der ben seni görmem lazım seviyordur bu. Ya tabii toplumumuzda oranı çok düşük bir olay. <laughs> ne yazık ki en başta başladığımız ölediğimiz bütün erkeklerden az kalan şöyle minyatür küçük bir bölüm. İmbikten geçen. İmbikten geçen küçük bir bölüm ama umudunuzu sakın kırmayın. Adil'e sordan Adil. Yıldırım'a sorup kitapları da alıp okuyun mis gibi ilişkileriniz olsun. Diyorum. Harika bir sohbet oldu ben çok teşekkür Benim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ İyi ki geldiniz çok keyifliydi yine bekleriz. Çok sağ ol teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.